Turkish lira. Peki. Dalıyorum içeri. Tuvaletler var böyle sokağın ortasında. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'a bir yolculuk yapıyoruz. Yolculuk için tabii ki İstanbul Havalimanı'na geldik. Buradan bugün direkt bir uçuşum var. İstanbul'dan Yeni Delhi'ye gidecek. Fakat acayip soğuk hava, inanılmaz soğuk. Ben tir tir titriyorum. Çantamızı yükledik, eşyalarımızı aldık. Pasaport nerede lan? Pasaportumuz ve yolcularımız da hazırsa o zaman Hindistan yolculuğu başlasın. Gidelim. Böyle dış hatlara doğru da devam edelim. Şöyle şuradan şunu alalım. Önce çanta gelsin. Küçük bir çantayla çıktım bu defa. Bu defaki tüm eşyam bu. Gel hoppa. Soğuk katlı olarak. İçlik giydim özellikle. Çok sıcak bir yere gidiyorum ama gidince atacağım bunu. Giyin üstüne şöyle ince bir yağmurluk giyince gayet sıcak tutuyor. Şöyle birinci çantamı. Fakat havalimanı anormal derecede bugün bir kalabalık. Acayip çok turist var İstanbul'da. Şimdi vize ve uçak biletini anlatmadan önce gidip check-in yapalım, bileti alalım. Sonra öteki tarafta anlatırım. Hadi. Check-in'i yaptık, biletimizi aldık. Bileti abi ben Indigo adındaki bir firmadan aldım. Şurada bulunan. Firma Türk Hava Yolları'nın partner bir firmasıymış. Direkt uçuşunu buldum. Çünkü ben vizeyi aslında dün aldım. Uçuş direkt. Check-in işlemimizi de yaptığımıza göre o zaman iyi uçuşlar dileriz. Hadi gidelim. Ülkeden çıkarken abi çok önemli bir olay var. Bak şimdi burada mesela normal pasaport için görevli polisler var. Görüyorsunuz değil mi? İnsanlar kuyruğa falan giriyor. İşte yabancılar veya Türk vatandaşları. Tıklım tıklım. Fakat biz ne yapacağız abi? E-pasaport denen bir olayımız var bizim. Yani elektronik pasaportla ülkeden damgasız bir şekilde mühür vurmadan çıkış yapılabiliyor. O da tam olarak şurası oluyor. Makineye buraya geliyorsunuz. Şöyle şunları şöyle bir bırakayım. Şurada harç pulu 150 TL olmuş. Pasaportu şöyle okutuyoruz. Bak hoş geldin Berkan Bilgeç diyor. Girdik. Burada da parmak izi vereceğiz. Şöyle. Parmak izimizi verdik. Kaldırın dedi. Kapı açıldı ve ülkeden çıkış yaptık. Devamını anlatacağım şimdi. Yani ülkeden çıkmak aslında bu kadar basit. Hem pasaporta tekrar çıkış mührü, giriş mührü vurdurmuyorum. Ülkeye girerken de aynı şekilde bunu böyle yapıyorum. E-pasaport olayını kullanın. Hem o sırada beklemek zorunda kalmazsın hem de pasaporta durmadan mühür vurulmaz. Şimdi şuradan son bir güvenlik kontrolünden geçip artık uçuşa doğru gideceğiz. Yurt dışı çıkış harç pulu. Bu seyahat ederken gördüğüm net en saçma olaylardan birisi. Çünkü şu kağıdın hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı yok. Türkiye'de, İran'da bir de Filipinler'den çıkarken işte turistler alıyor sadece. Keşke burada da turistler alıyor olsaydı sadece. Ama maalesef ki Türk insanı alıyor 150 TL, 10 dolara yakın bir para. Yazık günah ne diyeyim yani. Kağıt parçası sadece. Hadi çıkalım. Adamlar çalışalım diye bilgisayarla falan şöyle bir masa bile bırakmışlar. O zaman biz de şöyle çantamızı bırakalım. Ben bu gezimde özellikle son Maldivlerle birlikte küçük çanta olayına geçmiştim. Şöyle bir çanta kullanıyor olacağım. Abi bu çantayı kullanmamdaki olay da şu. Büyük çantanın kendiliğinden zaten bir ağırlığı var. Bunda ise şu bölüme şöyle direkt laptopu koyabiliyorum. Şurada yağmurluk var. Çantanın güzel bir bel destekleme sistemi var. Ön yüzü falan şurası şöyle su geçirmez şekilde yapılmış. İç kısımda da eşyalarım var. Beni biliyorsunuz zaten ben olabildiğince minimal geziyorum. 2-3 tane tişört.
gittiğim yeri mevsimine uygun olarak birkaç parça şeyler almaya çalışıyorum. Hızlı kuruyan, kir tutmayan ya da aşırı terletmeyen şeyler kullanıyorum. Ve önümüzdeki 2-3 aydaki rotada da neredeyse hiç soğuk görmeyeceğim. Şu dışarıdaki soğuğa baksana, buradan bile vallahi içim titriyor. Durumlar böyle olunca da Türkiye'ye dönünce de bu eski çantamı kullanmaya karar verdim. Uzunca bir süre tekrar bununla geziyor olacağım. Çünkü gideceğim rotaların hiçbirinde çadır kurulacak bir yer yok. Uyku tulumu kullanacak bir yer yok. Zaten hava çok sıcak, çok nemli. Ya çadırın içinde kalmak imkansız ve gerek yok abi. Bu yüzden buna geçtim. Abi gene olur da Moğolistan gibi bir yere gidersek çadır kurulacak bir yere, orada alırız yanımıza. O zaman elimdeki bu biletle Delhi yolculuğu başlasın. Uçağımıza giden kapıdayız. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Bu son görüşüm tekrardan. Uçağa doğru geçiyorum. Türkiye saatiyle saat 3 hala. Sim kart takmadığım için güncellenmedi. Ben saatiyle sabah saat 5 falan. İnanılmaz uykusuzum. Uçak inanılmaz kötüydü. Kaptan acayip salladı. 7 saatin sonunda abi Indira Gandhi Havalimanı'na, yani Yeni Delhi'ye varmış oldum. Şu olayı o yüzden çok seveceğim bu gezimde. Çantayı herhangi bir şekilde bagaja vermece vesaire yok. Hepsi bu. Şimdi önce para çekelim, sim kartı alalım. İşlemleri halledip başlayalım. Şöyle bir ATM'den. Nereden de göstereyim. Para çektim abi. Valla 10 bin rupi çektim. Üstünde üstünde Gandhi'nin resmi var. Yani 100 rupi 20-22 TL falan yapıyor. Anlatacağım bunları detaylı zaten ilk günün videosunda. Ya bir süre idare etsin. Kaç para var burada bilmiyorum. Galiba 2000 lira falan para var. Dalalım, devam edelim. Para olayını hallettik. En önemlisi oydu çünkü şehrin içerisinde kocaman bir kaosta banka aramaktansa direkt havalimanında çek. Bundan çektim. Tak diye verdi. Sim kartı olayını da hemen şu para çektiğim yerin yanından. Abi burada Airtel diye bir şey var. Airtel diye bir sim kartı var. Herkes bunu kullanıyor. Buradan hallettim. İçerisinde her gün size 1.5 GB internet veriyor. Ondan sonra galiba hızı düşüyor. Her gün 1.5 GB internet veriyor. 100 liraya şöyle bir sim kartı aldım. Yani 100 liraya havalimanında gelir gelmez buradan hallet. Bir daha da şehrin içerisinde uğraşma. Fakat %100 eminim şehrin içerisinde daha ucuzdur. Bitince de gene uygulamadan çocuk dedi yüklersin abi. Şimdi birazcık hava aydınlansın, ondan sonra çıkış yapacağız. Haydi. Welcome to India kardeşim. Havalimanında bir tane Subway gördüm. Şöyle tavuklu falan bildiğin sandviç aldım. Baksanıza abi, sandviç kocaman bir tane. 250 rupi tuttu. 50 lira falan havalimanında. İnanılmaz ucuzda. Ucuz değil mi? Hadi afiyet olsun. Şu wifi halledeyim. İstanbul Havalimanı'ndaki o devasa fiyatlardan sonra tamam abi Hindistan'a geldik. İlla ki ucuz falan ama Subway'sin lan sen. Kocaman böyle bir tane böyle sandviç aldım. Tavuklu mamuklu falan filan. 50 lira. Çok iyi lan. Havalimanından artık dışarıya ilk adım atılsın. Toz bulutuna bak ya. Daha yeni dışarı çıktık la, bu kadar olamaz. Hadi bakalım. Kavga, dövün, fiyat, kaos, dolandırma. Gülen insanlar, maymunlar, tapınaklar, olaylar, baharatlı yemekler, zehirlenme, her şey. Şimdi şuradan bir metroyu bulalım. Başlasın bunların hepsi. Aa, şurada Delhi metro. Korna sesini duyuyorsunuz mu? Bangladeş. Şu dünyada ama en kötü. Bu korna olayı dünyada en kötü Bangladeş'teydi. Ortam alevli meyve tabağı gibi. ...2018 yılında ilk gelmiştim Hindistan'a. Çok kısa bir süre kaldım. Burada altın rota diye tabir edilen işte Delhi, Agra, Jaipur, Varanasi, ne bileyim, Amritsar gibi yerlere gitmiştim. O zaman çok detaylı gezmedim. Şimdi daha detaylı gezip daha uzun kalmayı düşünüyorum.
Hop, topla topla topla. Hemen abi havalimanının karşısında Delhi metroyu kullanıp Delhi'de kalacaksanız ulaşımı bununla sağlayacağım. Görelim şimdi içeriye. Açayım, ne alakalı? Pakistan'la şey değiller mi bunlar? Savaş halinde. Karachi. Karachi fırını yazmış bak adam. Allah Allah. İlginç. Herkes sevdiğini öldürür yani. Thank you. Oops. Allah inşallah doğru vermiştir. Allah 10 saat hesapladı vallahi bunu. 200-400. Abi şuradan metronun içerisinden hemen bir tane bilet alıyorum. Paralar birbirinden değişik. Hepsini öğrenince söyleyeceğim ama hepsinin üstünde Gandhi'nin resmi var. Sadece şunu biliyorum şu anlık. 100 rupi 22 TL yapıyor. Biz de 65 rupiye şuradan tek yön bir tane bilet aldık. 65 rupi fazla. Hindistan için fazla. Böyle bir kağıt okutup içeriye gireceğiz. Yeni Delhi'ye git dedi, oradan dedi sonra yolunu bulursun diye. Okey. Ha şuraya okutuyoruz. Tamam, benim Gazi Osman Paşalığım tuttu. Açıldı. Temiz görünüyor ya ortam. Daha görmedik Hindistan'ı ama. Ya ilk şoktan havalimanının önünden metro kalkıyor şehrin merkezine. La gitti. Dur. Dur lan beni. Vallahi gitti. Yakalayamadık. Hoppa, metromuz geldi. Very nice video. Abi Çelebi'de çalışıyormuş, üstündeki kıyafeti görünce. Muhabbet ettik falan da çok iyi firma diyor ya. Buradaki Hindistan'daki şeyinde çalışıyor işte. Evet. Oturacak yerimiz var mı? Allah kapatmış orayı. Pardon. Gözlerim çok kötü. Umarım uyuyakalmam. Şanslı olduğum tek bir konu vardı. Direkt uçuş geldi. Ben uçakta uyuyabiliyorum abi. Onun dışında bekledim sabah olsun, metro açılsın falan. Şöyle gerçekten artık Hindistan'a giriş yapmış bulunuyoruz. Hadi bakalım, sen mi dolandıracaksın beni? Teşekkür, thank you. Thank you brother. Oğlum çok farklı insanlar var lan. Thank you brother. Really thank you. Kameraya selam veriyor. Çok değişik bir memleket kardeşim burası. Şimdi bir nereye gideceğimi falan bulayım, devam edelim. Bak sopayla gidiyor polis. Korna sesleriyle Hindistan başlasın. Abi bunlar şeyde, Bangladeş'te de vardı. Rikşa diyorlardı bunu. Good morning brother. Good morning. So how to say name, how to call? Rikşa, right? Yeah. I saw him Bangladesh. They have also same. Yeah, same. And tuk-tuk. This is tuk-tuk. Here we call it auto. Auto. Okay. What's your name? Hanshun. Very nice to meet you, brother. Same here. Thank you so much. You're welcome. How to say thank you in Indian language? Dhanyavad. 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 Okay. Okay. Thank you. Abi auto diyorlarmış bunlara. Standart Asya'daki diğer ülkelerde gördüğümüz gibi bizim tuk tuk dediğimiz olay. Hızlı bir giriş yaptık ya, auto ya. You are the driver. Yeah.
how much price for 1 kilometer? But real price, Indian price. Indian price? Yeah. 1 kilometer. For local price? Local price. 80 rupees. 80 rupees. Yeah. Okay. Thank you so much. Şurada hemen şeyi gördüm ya, bizim bayrağı gördüm. Vay buraya. Hop koymuşlar. Fakat bizim yemekler ha şurada. Abi burada bol bol mideyi falan bozacağız. Özbekistan'ın samsası var. Göreceğiz abimiz. Good morning. Is it tea? Tea? Ülke kocaman, baştan sona bir pazar burası. Aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliriz. Her şey. Düşünsene bak ya. Şurada saat satılıyorken yanında yemek satılabiliyor. Rotiler falan. Sadece burada 100 tane gözün olmak zorunda. İnanılmaz kalabalık. Bir şeyini kaybedersen, çaldırırsan, düşürürsen bulman çok zor. İmkansız. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesine hoş geldiniz. Şehrin, Yeni Delhi'nin nüfusu 17 milyon falanmış. Hello brother, thank you. Genel olarak ben Hindistan'a 2018 yılında geldiğimde bir sorun, bir sıkıntı yaşamadım. Hep iyi insanlarla karşılaştım. Ne dolandırıldım, ne hırsızlık, ne mide bozulması. Ama bak burada kornaya Bangladeş'teki kadar basmıyorlar. Göreceğiz, deneyimleyeceğiz bunu. Şimdi ben bir hostel ayarlamıştım. Ona gideceğiz. Full meyveyle geçinirim bu arada burada. Hostelde gidip bir süre uyuyacağım. Ondan sonra dışarıya çıkacağız. Vay vay, rotiler pişiyor. Abi 3-5 saat uyuyayım, kendime geleyim. Kocaman büyük bir ülke zaten. Fakat sim kartta şöyle bir olay var. Sim kart henüz açılmadı. Good morning bro. Niye öyle baktın lan? Nereden gidiyorsun? Sakın deneme. Sim kart henüz açılmadı. Bu çocuk yolunu nasıl buluyor diyeceksiniz. Maps.me adında bir uygulama var. Uygulamanın ismini yazıyorum. Gelmeden önce bir ülkeye haritaları indiriyorum abi. Haritalarda da böyle gideceğim yerlerin noktalarını koyuyorum. Ona göre yolumu kolayca buluyor. Şimdi şu tarafta bir yerde benim hostel. 1 kilometre uzaklıktaymış. Yürüyelim. Gidelim. Çok kötü kokuyor lan. Tuvaletler var böyle sokağın ortasında. Bu ne lan? Gidelim hostele, bir kendime geleyim, 3-5 saat uyuyayım, sonra geri dışarıya çıkacağım. Vize olaylarını vesaire anlatmam lazım. Olur da buraya gelen olursa, gelmeyi düşünen olursa, her şeye dair bilgileri biliyorsunuz, veriyoruz. Her şeye dair bilgileri tek tek anlatıyorum. O ne lan? Good morning brother. What is this? Ah, tobacco. Okay.
İngilizlerin sömürge dönemlerinden kalma trenler. Eski trenlere bak. Adamda bir Osmanlı sikkesi yok. Ben şimdi bu adama bir güzellik yapacağım. Arasın bakalım araya. 1 lira vereceğim adama. This is for you. Turkish lir. Turkish. Yeah, Turkish lir. It's for you. No. No, gift. Oh. Gift for you. Baksana değişik paralar var. Gandhi var. İşte Budizmle ilgili, Hinduizmle ilgili semboller falan var üzerinde. Attık vallahi bizim parada. Gitsin kalsın arasında, adam satıyormuş şimdi. Aa bak, bir tane daha geldi. Bakayım. Do you wanna exchange? Our father, Turkish lira. Thank you brother. Donde var? Bunu verdi. Abi şurada da gelip işedi adam ya şuraya, bildiğin. Vallahi hızlı başladık. Bir değil, ikinci sokaktan içeri. Bay karşıya geçeriz ya. Abi yapman gereken tek şey, gözler burada açık olacak, ne olursa olsun. Çantana, sağına, soluna, her yerine dikkat edeceğim. Bir de temizlik. Ben gelirken dezenfektan, sinek ilacı. Bunların hepsini özellikle getirdim. Çok lazım oluyor. Gelen olursa da getirsin muhakkak. Teyze ne yapıyor orada ya? Kahvaltı veriyor galiba. Dalıyorum içeri. Şuradan dümdüz gidince benim hostele çıkıyoruz. Ulan biz de gittik ucuz diye. Nerede hostel tuttuk? Bu ne ya? Tam bir... Station. Diğer otel. Yeah, I have. Kardeşimizde her türlü numara var. Aya, gel oğlum. Otelin var mı diyor, vizen var mı diyor. Vizeli mi geldin buraya, vizesiz mi? Abim nasıl? Hi bro.
20 lira la her şey. Şu ayakkabıları değiştirmek istiyor. Bir tane ucuz ayakkabı bulup alayım. Gözler açık kardeşi. Otel Aman Kontinent. Hello brother, good morning. YouTube? Yeah, YouTuber. Yeah, yeah, Turkish. Yeah, Turkish. Yeah. Your brother, tourist yeah. brother? Yeah, right. Yeah. Have a nice yeah. Thank you so much, brother. Okay. Have a good day. Video 100 pictures. I'm not joking. Thank you. Have a good day. Şey diyor, video çekersen diyor 100 rupini alırım. Yani kanla. Hadi bulalım. La bu ne? Ben böyle bir oyuncak görmedim. Zıplıyor mutluyor falan. Bak bak. Çok iyi lan. Thank you so much brother. Allah'a dükkan. Abi her adım başka bir olay burada. Aa acayip beni enerjimi yükseltti böyle. Bakalım nelerle karşılaşacağız burada. Hadi bir önce bir hostele gidek ya. Sabahtandır gidek diyorum. Her adımda başka bir şey çıkıyor. Haritada sokak var diyor ama çıkan sokağa bak. Sokak şurası. Yes Boss Bay Backpackers. Next street. Okay. Okay, thank you. Hostelin ismi öyle. Evet patron backpackerslar. Evet patron sırt çantalılar. Aa burası hostelin olduğu sokak abi. Tablolar. Sokağımız giriyoruz. Beş altı saat uyuyup çıkacağız. Ne olur. Bu ne lan? Nereye geldik lan biz? İnşallah hosteldir. Tuttuğum oda hostel odası da burası abi. Şöyle bir yatak. 6 dolara falan geldi burası bana. Bir gecelik fiyatı. Şehir merkezinin tam göbeğinde tren istasyonunun. Vallahi öyle ya da böyle. Şimdi yatacağım uyuyacağım 5-6 saat. Ondan sonra bu akşam bir yolculuk yapacağım. Onu gelecek bölümde izleyeceksiniz. Şimdilik dinlenme vakti. Dinlendikten sonra bu vize işlemlerini vesaire anlatacağım. Müsaadenizi istiyorum. Abi şimdi 3-4 saat uyudum, dışarıya çıktım. Sokakta burada bir kardeşimizle tanıştım. Brother, what was your name? My name is Raj. Raj, what are you doing here? This is your shop. Burada genellikle hostellerin olduğu bir yerdeymiş. Şey diyor, bir sürü YouTuber geldi diyor. İşte Kore'de, Japonya'da falan popülerleştirmiş burayı. Gelenler tanıtıyorlarmış. Oh, what you are selling in this shop? SIM card, bus ticket, train ticket, flight ticket. Okay. Everything inside this shop. Everything. So basically these neighborhoods for like hostels things, right? Actually this area is very famous for backpackers. Okay, yeah. When they came they stay here, yes. Right? Cheap and good. Do you have anything from my country? You can check. Yeah? Bakayım abi Türkiye'den bir şey var mı? Pringles'lar. Yok. Bazen şeyler oluyor. Genellikle Torku'nun ürünleri falan oluyor ama küçük bir yer zaten burada yok. Şimdi dışarıya çıkmamın sebebi şuydu. Vize olayını anlatacağım. Bu time bu bir var.
İnsanlar güler yüzlü yani. Genel olarak Hindistan'da falan herkese öyle gülerek bakıyor. 2018'de de böyleydi. Şimdi de böyle. Ya hoş karşılandım. Bir sıkıntı olmadı. Ülkeye girişte özellikle pasaport kontrolünde polis baktı bana, hoş geldin dedi. Bastı, hiçbir şey sormadı. Yani nereye gidiyorsun, nereye kalıyorsun vesaire. Çünkü zaten vizeyi alırken bunların hepsini göstermek zorundasınız. Ben vizeyi 103 dolara aldım. Buradan İstanbul Konsolosu'na da çok teşekkür ediyorum. Tekli giriş olarak başvurmuştum. Direkt odasına davet etti. Biraz sohbet ettik gezimle ilgili. Çoklu giriş çıkış vermiş. 6 ay olarak vermişler vizemi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 103 dolar bir ücreti var. İstanbul ve Ankara'da iki tane ofis var. Oradan başvuru yapıyorsunuz. Fakat başvurmadan önce açıklama kısmına web sitesini bırakacağım. Web siteden formu dolduruyorsunuz, çıktısını alıyorsunuz. Formu doldurduktan sonra sizi randevu alacağınız bir ekrana yönlendiriyor. Randevuyu alıp randevu günü gidip bir gün içerisinde aynı günün sonunda vizeyi alabiliyorsunuz. Fakat evrakları eksiksiz tamamlamanız gerekiyor. İstedikleri tüm evraklarda ya başlıca şöyle iki tane pasaport boy fotoğraf istiyor. Kimlik fotokopisini istiyor, pasaport fotokopisini istiyor. Gidiş dönüş, uçak biletleri rezervasyonu, otel konaklama rezervasyonu ve son 3 aylık maaş bordrosunu istiyor. Yani gelirinizi olduğuna dair, bu gezinin maliyetini karşılayacağınıza dair. Bunların hepsini ayarladığınızda bir gün içerisinde vizeyi alabiliyorsunuz. Vize bu kadar basit. Tüm eksik bir şey söylediysem de linkte başvurduktan sonra göreceksiniz zaten. Durumlar böyle. Allah, başladık Hindistan'a. Bu akşam bir otobüs yolculuğum olacak. İdare etsin. 5-6 saat uyuyacağım diye böyle 5-6 dolarlık bir hostel tuttum. Zaten tekrar çıkış yapacağız. Thank you so much brother. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Yorum yapıp like atarsanız da canınıza kurban, gerçekten hoşunuza gittiyse. Hop. Hop 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 hop, be careful bro. Be careful. He he he. Lan köpeği ezecek ya. Lan umrunda öyle değil adamım lan. Video buraya kadar. Gelecek bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet.